Usanguan ilk kasesini bitirmişti bile. Eliyle başına vurup haykırdı. Annem bugün doğurmuş beni. Sonra huyulana dönüp demek lapaya bu yüzden şeker koydun dedi. Hem bu lapa diğerlerinden daha yoğun olmuş hem de benim için fazladan bir kase pişirmişsin. Doğum günümün şerefine bugün bir kase fazla içeceğim demek. Usanguan tam kasesine uzanacaktı ki geç kaldığını fark etti birden. Yine Erle ve Sanle ellerindeki boş kaseleri onun önünden huyulana doğru uzatmışlardı bile. Usanguan elini boş ver anlamında salladı. Ver de çocuklar içsin. Onlara veremem dedi huyulan. Bunu senin için özel olarak pişirmiştin. Kim içse aynı şey olacak dedi Usanguan. Boka dönüşecek sonuçta. Bırak da çocuklar fazla sıçsın biraz. Hadi onlara ver. Usanguan oğlanların kaseleri yeniden ağızlarına götürüp içine şeker konmuş olan lepayı öpürdete öpürdete içişlerini seyretti bir süre. Sonra da lepayı içtikten sonra hepiniz önümde diz çöküp secde edeceksiniz bana. Doğum günümü kutlamak için dedi. Gerçi böyle dedi diye kendisi de kendisini biraz kötü hissetti. Bu zor günler ne zaman bitecek acaba? Bizim veletler şekerin tadını bile unutacak kadar zor günler gördüler. Şekeri yerken ağızlarındakilerin şeker olduğunu bile anlayamadılar diye aklım, geçirdi aklından Nusanguan. Üç oğlan lapayı bitirdikten sonra kaselerin dibini yaladılar. Dilleri kaselerin dibini yumruk gibi dövüyordu. Kasenin dibi tertemiz olunca ile kaseyi masanın üzerine bıraktı. Ve Nusanguan'a ''Baba şimdi sana secde edebilir miyim?'' diye sordu. Hepiniz lapanızı bitirdiniz mi diye sordu Husanguan çocuklara tek tek. Lapalarınızı bitirdiyseniz bana secde edebilirsiniz. Sırayla mı secde edelim yoksa hep birlikte mi diye sordu Yile. Sırayla dedi Husanguan. Büyükten küçüğe. Yile önce sen gel. Kaç kere secde edeyim? Üç kere dedi Husanguan. Yine üç kere secde ettikten sonra Erle ve Sanne de üçer kez secde ettiler Husanguan'a. Çocukların secde ederken başlarını yere değdirmediklerini gören Husanguan, başkalarının oğulları babalarına secde ederken başlarını ses çıkarana dek yere vururlar. Siz veletlerse yere değdirmediniz bile başınızı, dedi. Bunun üzerine Yile, az önceki sayılmaz, yeniden secde edeceğiz sana, dedi. Bunu der demez diz çöküp başını üç kez yere vurdu. Erle ve Sanne de ondan gördüklerinin aynısını yaptılar. Onların başlarını yere vururken çıkardığı sesi duyan, duyan Usangwan kıkır kıkır güldükten sonra, işte şimdi oldu. Hem gözlerimle gördüm, hem de kulaklarımla duydum bana secde ettiğinizi. Tamamdır. Doğum günü hediyemi aldım şimdi dedi. Baba, bir de üçümüz beraber secde edelim sana dedi Erle. Usangwan başını iki yana sallayıp, yeter, gerek yok dedi. Üç olan sıraya girip diz çöktü. Aynı anda yeri gümbürdeten bir sesle secde ettiler. Usangwan yerinden telaşla fırlayıp yanlarına gitti onları teker teker yerden kaldırdı ve ''Tamam, secde etmeyin artık. Buranıza baş derler. Kıç değil.'' Öyle nedensiz vurup durmayın. Başlarınızı çarpıp aptal olursanız olan yine bana olur dedi. Usanguan sonra tekrar masaya dönüp oturdu. Çocuklarını yanına çağırıp önünde sıraya soktuktan sonra konuşmaya devam etti. Başkalarının oğulları babalarına o kadar çok hediye alır ki hediyeler küçük bir dağ gibi yığılır önünde. Yüz tane şeftali, yiyecek, içecek, giyecek, alet edevat ne ararsan olur. Bir de sizin bana verdiğinize bakın. Hiç. Sadece baş gürültüsü. Çocukların birbirlerine baktıklarını görünce sözünü tamamladı. Birbirinize bakıp durmayın öyle. Fakirlikten kemik torbasına döndünüz üçünüzde. Bana ne hediye alabilirdiniz ki? Başlarınızı yere vururken çıkardığınız ses yeter bana. O akşam ailecek yatakta uzanırlarken Usanguhan çocuklarına döndü ve aklından geçenleri söyledi. Aklınızdan en çok geçen şeyin ne olduğunu biliyorum. Yemek yemek, pilav yemek istiyorsunuz, yağda kızarmış şeyler yemek istiyorsunuz, et balık falan yemek istiyorsunuz. Bugün benim doğum günüm ya, şans sizin yüzünüze de güldü. Bugün şeker bile yediniz ama hala aç olduğunuzu biliyorum. Ne demek istiyorsunuz bakayım? Doğum günüm şerefine sizin için özel bir şey yapacağım. Her birinize ağzımla yemek pişireceğim. Sizler de kulaklarınızla yiyeceksiniz. Sakın ağzınızı kullanmayın ama. Ağzınızla bir bok yiyemezsiniz. Kulaklarınızı iyi açın şimdi. Yemek pişirmeye başlıyorum. Ne yemek istediğinize kendiniz karar verin. Sırayla yiyeceksiniz. Pekala, Sanle ile başlıyorum. Sanle, ne yemek istiyorsun? Lapa yemek istemiyorum artık. Pilav yemek istiyorum dedi. Sanne alçak sesle. Pilav zaten var dedi Husanguan. Hem de sınırsız. Ne kadar yemek istiyorsan o kadar yersin. Asıl ne yemeği istediğini soruyorum ben sana. Et yemek istiyorum dedi Sanle. Sanle et yemek istiyormuş dedi Husanguan. O zaman Sanne'ye domuz yahnisi pişireceğim. Elimizde hem yağlı hem de yağsız domuz eti var. Domuz yahnisi yaparken en iyisi ikisinden de koymaktır. Etin derisinden de koyarsan daha iyi olur. Tamam. Önce eti doğramakla başlıyorum. Şöyle parmak kalınlığında Avucunun yarısı uzunluğunda üç parça et kesiyorum şimdi. Baba dört parça kessene dedi Sanne. Sanne'ye dört parça et kesiyorum. Baba beş parça olsun dedi Sanne. Sen en fazla dört parça et yiyebilirsin dedi Husanguan. Boyuna bak da konuş. Beş parça yersen tıkanıp ölürsün sonra. Bak şimdi dört parça eti kaynar suyun içine atıyorum. Biraz pişsin yeter. Fazla kaynatmamak gerek. Piştikten sonra soğuyup kuruması için sudan çıkarıyorum. Kuruduktan sonra kızgın yağın içine atıyorum. Şimdi biraz soya sosu ekliyorum. Bir tutam baharat, birkaç damla sarı pirinç likörü, sonra da biraz su ekliyorum üzerine. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak yavaşça pişiriyorum. 2 saat pişiriyorum. Suyunu çektikten sonra domuz yağının hazır. Usanguan bir yutkunma sesi duydu. Şimdi kapağı kaldırıyorum. Odanın içi etin o mis gibi kokusuyla doldu bak. Yemek çubuklarını al hemen. Arasına bir parça et sıkıştır. Ağzına atıp çiğnemeye başla. Usanguan yutkunma sesinin giderek yükseldiğini duyuyordu. Sanne'nin mi ağzı sulandı? Yutkunma sesi öyle yüksek ki Gile ve Erle'nin de ağzı sulanıyor sanki. Uyulan senin de ağzın sulanmış bak. İyi dinleyin şimdi. Bu yemeği özel olarak sanne için pişirdim. Sadece sannenin ağzını sulanmasına izin var. Ağzınızın her sulanışında sannenin domuz yahnesini çalıyorsunuz demektir. Sıra sizin yemeklerinize de gelecek. Bırakın da sanne şöyle gönlünce yiyebilsin önce. Birazdan size de yemek pişireceğim. Sanne kulaklarını iyice aç şimdi. Eti yemek çubuklarının arasına sıkıştırıp ağzına attın ya çiğnemeye başladın. Tadına gelince yağlı domuz eti yağlı olmasına yağlı ama o kadar da yağlı değil. Yağsız et tam kıvamında ve sulu. Eti kısık ateşte neden o kadar uzun süre pişirdiğimi biliyor musun? Tadın etin tamamına yayılması için. Senle acele etme. Afiyetle ye. Sırada Erle var. Sen ne yemek istiyorsun Erle? Ben de domuz yahnesi istiyorum. Beş parça et olsun dedi Erli. Tamam, şimdi Erle'ye beş parça et kesiyorum. Hem yağlısından hem de yağsızından. Kaynar suyun içine atıyorum. Sudan çıkarıp kurumaya bırakıyorum. Şimdi de kızgın yağın içine atıyorum. Baba, Yile ve Sanne'nin ağzı solanıyor diye araya gir'' Erle. Yile diye kızdı Husangan. Senin sıran gelmedi daha. Sonra da devam etti konuşmasına. Erle'nin beş parça etini kızgın yağın içine atıyorum. Üzerine soya sosu ekliyorum. Ama birazcık, bir tutam kadar. ''Baba, Sanne'nin ağzı hala sulanıyor.'' diye araya girdi Erle. ''Sanne'nin ağzı sulanacak tabii.'' dedi Husanguan. ''Çünkü kendi yemeğini yiyor, seninkini değil. Senin et pişmedi daha.'' Husanguan, Erle'nin domuz yahnesini pişirdikten sonra bu kez de İle'ye sordu. ''İle, sen ne yemek istiyorsun?'' ''Domuz yahnesi.'' dedi İle. Bu durumdan hoşlanmayan Ozlanmayan olan Husanguan çocuklara çıkıştı. Madem üçünüz de domuz yahnisi yemek istiyordunuz, neden daha önce söylemediniz ki? Erkenden söyleseydiniz, üçünüze birden aynı anda pişirirdim. İleye beş parça et kesiyorum. Ben altı parça istiyorum dedi İleye. İleye altı parça et kesiyorum, yağlısından ve yağsızından. Ben yağsızından istemiyorum dedi İleye. Hepsi yağlı olsun. İkisinden birden koyarsan daha iyi olur dedi Husanguan. Ben yağlısından yemek istiyorum diye diretti İleye. Benim yanimin içinde bir gram bile yağsız et olmasın. O sırada Erleve senle girdi araya. Biz de yağlı et istiyoruz. O sanguan yile için tamamı yağlı domuz etinden oluşan yani pişirdikten sonra uylan içinde kısık ateşte sazan pişirdi. Balığın karnını yarıp içine birkaç dilim jambon, birkaç dilim da taze zencefil, birkaç dilim de mantar koydu. Balığın pullarını tuzla ovdu. Üzerine biraz sarı pirinç likörü döktü. Doğranmış taze soğan serpti biraz. Bir saat kadar pişmeye bıraktı. Balığı vodkan, voktan çıkardıktan sonra odanın içi mis gibi koktu. Çok canlı bir biçimde betimlediği sazan odanın içinde bir salya dalgası yaratınca yine çıkıştı çocuklara Husangwan. Bu balığı siz değil annenize pişirdim. Neden yutkunup duruyorsunuz öyle? Bir süret yemediniz mi az önce? Hadi uyuyun artık. En sonunda kendisine de yemek pişirdi Husangwan. Kendisine yaptığı yemek kızarmış domuz ciğeriydi. Önce domuz ciğerini çok küçük parçalar halinde doğruyorum. Sonra ciğerleri bir kasenin içine atıyor ve azıcık tuz serpiyorum. Biraz da mısır nişastası. Çünkü mısır nişastası domuz ciğerini gevrekleştirir. Yarım bardak sarı pirinç likör ekliyorum. Likör ciğere aroma verir. Sonra iyice kıyılmış taze soğan serpiyorum. Vokun içindeki yağ kızarmaya başlayınca ciğerleri içine atıyorum. Ciğerin eşit pişmesi için karıştırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine Erle ve Sanne, bunun kaldığı yerden saymaya devam ediyordu. Her biri diğerinin kaldığı yerden ama Husanguan hemen susturdu onları. Hayır sadece üç kez karıştırılacak. Dörde kalırsa fazla pişer ciğer. Beşinci de sertleşmeye başlar. Altıncı da öyle sertleşir ki dişim bile geçmez. Üç kez karıştırdıktan sonra ciğerleri voktan çıkarmam lazım. Ama yemek için acele etmiyorum. Önce kendime iki bardak sarı pirinç likörü dolduracağım. Likörden bir yudum alıyorum. Boğazımdan mideme doğru ılık ılık akıyor. Sıcak bir havluyla yüzünü silmeye benziyor bu. Likör bağırsaklarımı bir güzel temizliyor. Sonra yemek çubuklarını elime alıyorum. Arasına bir ciğer parçası sıkıştırıp ağzıma atıyorum. Çiğnemeye başladım. İşte hayat bu. Ölümsüzler gibi yaşıyorum. Odadaki yutkunma sesleri ve yine sesleri yine yükselince bu kızarmış domuz ciğeri benim yemeğim. Yile, erle, senle ve sen huyulan ağzınızın suyuna akıtarak yemeğimden çalıyorsunuz benim, dedi Husanguan. Ardından da kahkahalarla gülmeye başladı. Bugün benim doğum günüm. Hepiniz afiyetle yiyebilirsiniz. Benim domuz, benim kızarmış domuz ciğerlerinden. 20. Bölüm Doğum gününün ertesi günü Husan Goan parmak hesabıyla ailesinden kaç gündür mısır unu lepası yediğini hesapladı. 57 gün olmuştu. Kendi kendine şöyle dedi. Kan satmalıyım. Böylece güzel bir yemek yiyebilirler. Sonunda hastaneye gitti ve kendisini bir anda kan alım şefi Li'nin karşısında buldu. Şehirdeki herkesin yüzü kireç beyazına dönmüşken bir tek kan alım şefi Li'nin yüzü kanlı canlı hala. Şehirdeki herkesin yüzü incelmişken bir tek Li'nin yüzü eskisi gibi etli butlu. Şehirdeki herkesin yüzünden acı okunurken bir tek Li'nin yüzü gülüyor. Şefi görünce işte bunlar geçiyordu Usanguan'ın zihninden. Kanalım şefi sırıtarak "Seni tanıyorum. Daha önce kan satmaya gelmiştin." Eskiden ziyarete gelirken elin kolun dolu olurdu. Nasıl oldu da elim boş geldi bu sefer dedi. Evde beş boğaz 57 gündür mısır nurun lapasından başka bir şey yemedik dedi Husanguan. Şimdi vücudumdaki kandan başka bir şey yok üzerimde. İki elim boş gelmemin nedeni kanımdan iki kase satabilmek için sana yalvarmak. Olur da para kazanırsam evdekilere bir öğün güzel bir yemek edinmek istiyorum. Bana yardım edersen borcumu öderim sonra sana. Nasıl ödeyeceksin diye sordu kan alım şefiliği. Şimdi elimde bir şey yok dedi Usanguan. Ama eskiden sana yumurta, et, toz, şeker ki falan hediye etmişliğim var. Toz şekeri almak istememiştin ya hani. Sadece istememekle kalmamış bir de sövmüştün bana. Komünist parti üyesi olduğunu, halkın ne iğnesi ne de ipliğini kabul edemeyeceğini söylemiştin. Artık hediye kabul ettiğinden haberim yoktu. Hazırlıksız geldim o yüzden. Sana borcumu nasıl ödeyeceğimi de bilmiyorum. Artık ben de çaresiz kaldım dedi kan alım şefiliği. Bu kıtlık günlerinde yiyecek ya da içecek bir şeyler kabul etmezsem şehrin meşhur kan alım şefiliği açlıktan ölür. İşler biraz düzelince halkın ne iğnesini ne de ipliğini hiçbir şeyini kabul etmemeye başlarım yine. Beni Komünist Partisi üyesi olarak görme şimdi. Bir hayırsever olduğumuz varsay. Bir damla iyiliğin karşılığını selle geri ödemelisin derler ama senden sel falan istediğim yok. Bir damla bile yeter. Kan satarak kazandığım paradan birkaç yuanda bana ver. Bozuklukları versen yeter. Tam para sana kalsın. Usanguan kan sattıktan sonra 5 yuan verdi şefe. Kalan 30 yuan'ı da eve götürdü. Parayı huyulanın eline sayarken bunu kan satarak kazandığını, 5 yuan da şefliğe nezaketen verdiğini söyledi. Ardından da 57 gündür mısır unu lepası yediklerini, sonsuza kadar her gün mısır unu lepası yiyemeyeceklerini, birkaç gün arayla değişik bir şeyler yemeleri gerektiğini, para bitince yine kan satmaya gideceğini, vücudundaki kadın vücudundaki kanın kuyu suyu gibi olduğunu, her gün su çekse de çekmese de suyun aynı kalacağını söyledi. Akşama Mısır Unu lapası yemeyelim. Zafer Lokantası'na gidip güzel bir şeyler yeriz. Hiç halim kalmadı. Konuşurken sesim bile çıkmıyor fark ettin mi? Bugün kansattıktan sonra ne iki kase sarı pirinç likörü içtim ne de bir tabak Kızarmış domuz ciğeri yedim. Halsizliğim ondan olsa gerek. Paraya kıyamadığımdan değil. Lokantaya gitmesine gittim de yiyecek bir şey yoktu. Sade suya trit erişte vardı sadece. Kıtlık lokantayı da vurmuş. Eskiden et suyuyla yaparlardı erişteyi. Şimdi bildiğim bir kaze kaynar suyun içine biraz soya sosu damlatıyorlar o kadar. Kıyılmış taze soğan bile koymuyorlar. Bildiğin su yani. Hem de bir yuan yedi fen istiyorlar kasesini. Eskiden dokuz fendi. Gerçekten hiç halim yok şimdi. Kan sattıktan sonra kızarmış domuz ciğeri de yiyemedim. Midem bomboş. Aç karnına yatsan da uyku doyurur seni derler ya. Ben de yatmaya gidiyorum şimdi.'' Usanguan konuşmaya devam ederken yatağa uzandı. Gözleri kapalı bir halde gerinirken hala konuşuyordu. Gözümün önünde karartılar belirdi şimdi. Kalbimde atacak kalbi de yok. Miden bulanıyor, kusacak gibi oluyorum. En iyisi biraz uzanayım şöyle. 3-5 saat uyursam sorun yok ama 7-8 saat uyur da uyanamazsam birkaç kişi çağır da hastaneye yetiştirsinler beni. Usanguan uyuduktan sonra karısı elindeki 30 yuan ile kapının eşiğine oturup bomboş so sokağı izlemeye koyuldu. Rüzgarın kaldırdığı toz bulutunu ve gri duvarları seyrederken kendi kendine konuşmaya başladı. Yine Demirci Feng'in oğlunun başını yardığında gitmişti kan satmaya ilk. Sonra şu şiş kolin bacağını kırdığında bir kez daha gitti. Böyle şişman bir orospu için bile kanına kıydı. Ter değil ki kan bu sonuçta. Bugün de 57 gündür mısır unu lepasından başka bir, bir şey yemediğimiz için gitti kanını satmaya. İleride yine gideceğini söylüyor. Yoksa bu zor günleri atlatamayacağız. Bu zor günler ne zaman bitecek acaba? Uyulan kendi kendine işte böyle konuşurken ağlamaya başladı birden. Parayı katlayıp cebine koyduktan sonra gözyaşlarını silmeye koyuldu. Önce avucunun içiyle yanaklarındaki damlaları sildi. Ardından da parmak uçlarıyla göz kenarlarındakini. 21. Bölüm O akşam Husanguan ve ailesi güzel bir akşam yemeği yemek için Zafer Lokantası'na gidecekti. ''Bugün bahar bayramındaymışız gibi davranacağız.'' dedi Hussanguan. İşte bu yüzden Huyulan'dan ince yünden örülmüş kazağını, haki pantolonunu ve asları açık mavi, dışı koyu mavi çiçeklerle kaplı kapitone ceketini giymesini istedi. Huyulan da onun istediği gibi giyindi. Hussanguan boynuna ipek eşarbını bağlamasını da istedi ondan. O da hemen sandıktan çıkardı eşarbını. Hussanguan yüzünü bir güzel yıkamasını istedi ondan. Karısı yüzünü yıkadıktan sonra bir de yüz kremi sürmesini istedi kocası. Yulan da yüz kremini sürdü hemen. Ama Husan Guan ondan sokan köşesine gidip Wang Erhu'nun dükkanından biraz patates almasını isteyince olduğu yerde kala kaldı Huyulan. Kocasına aklından ne geçtiğini biliyorum. Yile'yi lokantaya götürmek istemiyorsun. Yile senin oğlun değil diye kan satarak kazandığın parayı onun için harcamaya gönlün el vermiyor. Tamam Yile senin oğlun değil onu lokantaya götürmek istemeyebilirsin de, buna bir şey diyemem. Kimse parasını bir yabancı için harcamak istemez. Ama o şişkolin karısı, senin karın olmamasına, sana oğul doğurmamasına, çamaşırlarını yıkamamasına, sana yemek yapmamasına rağmen, kanını satarak kazandığın parayı onun için harcamıştın diye çıkıştı. Uyulan İlene sadece patates yemesine karşı çıkınca başka çaresi kalmayan Husanguan İle ile kendisi konuşmak zorunda kaldı. Çocuğu yanına çağırdı, ceketini çıkarıp kolundaki iğne deliğini gösterdi. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Oradan kan almışlar dediyle. Usang Musangwan başını sallayıp bildin dedi. Bu deliği iğne açtı. Bugün kan satmaya gittim. Neden kan satmaya gittim peki? Sizlere bir oyun, güzel bir yemek yedirebilmek için. Ben, annen, Erle ve senle lokantaya gidip erişte yiyeceğiz. Sana gelince şu beş feni al. Bank Erhun'un dükkanından patates alırsın kendine. Bu sangvan elindeki beş feni alan ile ''Baba, az önce annemle konuştuklarını duydum. Bana beş fenlik tatlı patates yedirirken bir yulan yedi fenlik erişte yiyeceksiniz her biriniz. Baba senin oğlun olmadığını biliyorum. Erle ve Sane senin gerçek oğulların. Bu yüzden de benden daha iyi yemek yiyecekler. Baba bir kere olsun beni öz oğlun olarak kabul etsen de ben de sizinle birlikte erişte yesem nasıl olur?'' Kusangwan başını iki yana salladı. Yile, normalde sana kötü davranmam. Erle ile sana ne yiyorsa sen de aynısından yiyorsun. Bugün harcayacağım parayı kanımı satarak kazandım ben. Kolay kazanamadı bu para. Hayatımı ortaya koydum. Kanımı satarak kazandığım parayla sana erişte alırsam o piç kurusu Hiyang'la bir iyilik yapmış olurum sonra. Yile Husangwan'ın dediklerini anlamış gibi başını salladı. Beş feni alıp kapının ağzına doğru yürüdü. Eşlikten atladıktan sonra dönüp babasına sordu. ''Baba eğer ben de senin öz oğlun olsaydım beni de erişte yemeğe götürürdün değil mi?'' Usanguan parmayla onu işaret edip ''Eğer benim öz oğlum olsaydın en çok seni severdim'' dedi. Usanguan'ın bu sözüne çok sevinen ile sırıta sırıta Van Erhun'un dükkanın yolunu tuttu. Wang Erhu bir mangalın başında közde patates pişiriyordu. Pişmiş olan birkaç patates, bambu bir tepsinin içine soğuması için bırakılmıştı. Wang Erhu karısı ve dört çocuğu mangalın etrafında toplanmış pirinç lapası yiyorlardı. İle yanlarına vardığında, altı ağzın hep birden öpürdete öpürdete lapayı içtiklerini duydu. Beşfeni Wang Erhu'ya uzatıp, e, tepsideki en büyük tatlı patatesi işaret etti. Bunu versene bana. Wang Erhu parayı aldıktan sonra ona küçük bir patates verince İle itiraz etti. Bunu yersem doyamam ki. Wang Erhu o küçük patatesi Yile'nin eline tutuşturdu ve en büyüğünü büyükler yer, en küçükleri ise senin gibi küçükler içindir dedi. Yile elindeki küçük patatese bakıp durdu. Bu patates elimden bile küçük. Bunu yersem doymam ki. Daha yemeden doyup doymayacağını nereden biliyorsun dedi Wang Erhu. Wang Erhu'ya hak veren Yile başını sallayıp elinde patatesle evin yolunu tuttu. Eve vardığında diğerleri çoktan ayrılmıştı bile. Tek başına masaya oturup hala sıcak olan patatesi masanın üzerine koydu. Sonra dikkatle kabuğunu soymaya başladı. Kabuğu soyduktan sonra patatesin içinin güneş gibi turuncu olduğunu gördü. Patatesten gelen o sıcak ve mis gibi kokuyu kokladı. Daha kokusunda bile yoğun bir tatlılık vardı. Bir ısırık alınca o hoş koku ağzına dolu verdi birden. Dört ısırıkta patatesi bitiriverdi yine. Masada öylece oturup ağzına kalan son patates kırıntılarının da tadını çıkarabilmek için dilini ağzının içine bir güzel çevirmeye başladı. Ta ki ağzının içinde tükürükten başka bir şey kalmayana dek. Patatesi yiyip bitirmişti ama hala açtı. Az önce soymuş olduğu patates kabuklarına baktı sonra. Bir parça alıp ağzına attı hemen. Kavrulmuş kabuğun içindeki o tatlı tadı alabiliyordu. Sonra kabukların hepsini mideye indirdi. Kabukları yedikten sonra bile hala açlık hissediyordu. Demek ki doymamıştı daha. Masadan kalkıp dışarı çıktı. Wang Erhu'nun dükkanına gitti yine. O sırada pirinç lapalarını çoktan bitirmişti Wang ailesi. Altı boğaz dillerini çıkarmış, kaselerin diplerini yalıyorlardı. Yine gözlerini kocaman açıp Wang Erhu'ya seslendi. ''Doymadım işte. Bana bir patates daha versene.'' Doymadığını nereden biliyorsun diye sordu Wang Erhu. Patates yedim ama hala açım dedi İli. Patates tatlı mıydı diye sordu Wang Erhu. Başını sallayıp tatlıydı dedi İli. Çok mu tatlıydı yoksa sıradan mıydı? Çok tatlıydı. Doğru dedi Van Erhu. Bir şey iyi ise onu yedikten sonra herkes bir tane daha ister. Wang Erhu'ya hak veren Yile başıyla onayladı onu. Hadi evine dön. Çoktan doymuşsun sen dedi Wang Erhu. Yile evine dönüp yeniden masaya oturdu. Boş masaya görünce karnı acıktı yine. O sırada ailesine düşünmeye başladı. Dördünün lokantada oturduğunu, her birinin koca bir kase erişte yiyişini, kaseden çıkan sıcak dumanları hayal etti. Peki ama kendisi ne yemişti? El kadar bile olmayan bir patates sadece. Ağlamaya başladı birden. Önce hiç ses çıkarmadan gözyaşı döktü. Sonra masaya kapaklanıp hıçkıra hıçkıra ağladı. Bir süre ağladıktan sonra ailesinin lokantada üzerinde dumanı tüten erişteleri yediğini düşündü yine. İşte o an kesti ağlamayı. Lokantaya gidip onları bulması gerektiğine karar verdi. Kendi de yemeliydi o üzerinde dumanı tüten erişteden. Böylece dışarı çıktı hemen. O sırada hava çoktan kararmıştı. Sokak lambaları elektrik yetersizliğinden mum kadar zayıf aydınlatıyordu ortalığı. Sokakta soluk bir halde hızlı yürürken hızlı yürü, hızlı yürü, hızlı yürü diyordu kendine. Koşmaya cesaret edemedi. Usan Guan ve Huyla'nın yemek yedikten sonra koşarsan karnın koşmaktan acıkır hemen dediklerini duymuştu çünkü. İşte bu nedenle bir yandan da sakın koşma, sakın koşma, sakın koşma diyordu kendi kendine. Başına eğip ayaklarına bakarak birinci batı caddesi boyunca ilerledi. Batıdaki dört yol ağzında kurtuluş adında bir lokanta vardı. Lokanta'nın ışıkları akşam dört yola ağzını şehrin aydınlık yeri yapıyordu. Ayaklarına bakıp yürüme temposunu koruyarak karşıya geçti. Çıkmaz bir sokağa girene kadar yanlış yöne gittiğini farkına bile varmadı. Yürümeyi bıraktı. Bir süre etrafına bakındı. Kurtuluş lokantasını geçtiğinin farkına vardı. Geriye doğru yürümeye koyuldu. Yürürken artık ayaklarına bakmıyordu. Bir yandan yürüyor, bir yandan da etrafı kolaçan ediyordu. Bu şekilde dört yol ağzına geri gelmişti. Kurtuluş lokantasının kapısının ve pencerelerinin kapılı olduğunu, içeride de hiç ışık yanmadığını görünce lokantanın çoktan kapanmış olduğunu düşündü. Ailesi de erişteleri çoktan yemiş olmalıydı. Ahşap bir elektrik diğerlerine yaslanıp hüngür hüngür ağlamaya başladı. O sırada yanından geçen iki kişi gördü onu. Kimin çocuğu bu ağlayan? Husango'nun oğlu ağlıyor diye yanıtladı onları ile. Usanguan kim diye sordular. İpek fabrikasında çalışan Usanguan. Bir başın akşamın bu saatinde sokakta ne yapıyorsun? Evine dön hadi. Annemle babamı arıyorum. Lokantaya erişte, mi, erişte yemeğe gitmişlerdi. Lokantaya mı gittiler? O zaman Zafer lokantasına baksan en iyisi. Kurtuluş lokantası kapanalı iki ay oldu. Hila yolun kuzey tarafına yöneldi hemen. Zafer lokantasının nerede olduğunu biliyordu. Zafer köprüsünün hemen yanı başındaydı bu lokanta. Başını yine önüne eğip öyle yürümeye başladı. Böyle daha hızlı yürüyebiliyordu çünkü. Caddenin sonuna gelince bir ara sokağa girdi. Oraya geçince başka bir caddeye saptı. Şehrin ortasından geçen nehri gördü sonra. Nehir boyunca ilerleyip Zafer köprüsüne vardı. Zafer lokantasının ışıkları gecenin karanlığında ışıl ışıl parlıyordu. Işıkların ışıltısı İleyi mutlu edip neşesini yerine getirdi. Bir kase erişte yemiş o gibi mutluydu şimdi. O sırada koşmaya başladı. Köprüyü koşarak geçip lokantanın kapısına vardığında ne Husanguan'ı ne Huyulan'ı ne de iki kardeşini gördü içeride. Lokantada yerleri süpüren iki garson vardı sadece. Her yeri süpürmüş, kapının ağzına kadar gelmişlerdi çoktan. İle kapının ağzında dikilirken garsonlar çöpü onun ayağına doğru süpürdüler. Bu sangvanlar erişte yemeğe geldiler mi diye sordu. Çekil dedi garsonlar. İle hemen diğer yana çekilip garsonların çöpü süpürmesini izlerken tekrar sordu. Bu sangvanlar erişte yemeğe geldiler mi? İpek fabrikasında çalışan sangvan var ya işte onu diyorum. Herkes çoktan gitti. Kim Meriç'te yemeğe geldiyse çoktan gitti dediler. Yile başını önüne eğip yolun kenarındaki bir ağacın altına doğru yürüdü. Orada başı eğik bir halde dikildi bir süre. Sonra yere oturdu. İki eliyle dizlerini sardı. Başını dizlerinin üzerine kapayıp ağlamaya başladı. Kendisini iyice koyu koyuvermişti. Öyle yüksek sesle ağlıyordu ki gecenin içinden hiçbir ses duymuyordu artık. Ne rüzgarın esintisini ne de yaprakların ışırtısını. Arkasına döndüğü lokantanın içinden gelen tabure tıkırtısını bile duymuyordu. Sadece kendi iç kırıkları gecenin karanlığında süzülüp yankılanıyordu. Bir süre ağladı. Ağlamaktan yorulunca sustu. Eliyle gözyaşlarını sildi. O sırada iki garsonun kapıyı kapattığını duydu. Garsonlar kapıyı kapatırken onun hala dışarıda olduğunu görünce kendisine seslendiler. ''Sen eve dönmeyecek misin?'' ''Eve gitmek istiyorum.'' dediyle. ''Eve gitmek istiyorsan gitsen hadi. Ne diye burada oturup duruyorsun hala?'' ''Burada oturmuş dinleniyorum.'' dediyle. Çok yol yürüdüm bugün. Çok yorgunum. Şimdi dinleniyorum. İki garson oradan ayrıldı. İle önce onların birlikte ilerleyişiniz dedi. Köşeye gelince biri sokağın içine daldı. Diğer ise ileri doğru yürümeye devam etti ve İle'nin görüş alanından çıktı. Bunun üzerine ayağa kalktı İle. Eve doğru yürümeye başladı. Bir başına cadde ve arka sokaklarda yürürken kendi çıkardığı ayak sesini dinliyordu. Giderek daha çok acıktığını hissetti. Hatta o patatesi yememiş gibi hissediyordu. Gittikçe iyice halsizleşiyordu. Eve vardığında evdekilerin hepsini yatakta uyuyor vaziyette buldu. Usango'nun uğurladığını duydu. Erle yatakta dönüp uykusunda bir şeyler mırıldandı. Kapıyı itip içeri girdiğini girdiğini bir tek huyulan duymuştu. Gile diye seslendi annesi. Açım dedi Gile. Gile kapının ağzında ayakta dikilirken neredeydin diye sordu annesi açım dedi Yile. Kısa bir süre sonra hadi yat artık uyursan acıkmazsın dedi annesi. Yile hala kapının ağzında ayakta dikiliyordu. Aradan uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen annesinin başka bir şey söylemediğini fark eden Yile onun uyuduğunu bir daha da konuşmayacağını anladı. El yordamıyla yatağı buldu. Giysilerini çıkarıp yatağına uzandı. Hemen uykuya dalamadı ama. Odanın karanlığını izliyor. Usangua'nın odayı titreten gurur, horultusunu dinliyordu. Sonra kendi kendine bu adam şimdi horul horul uyuyan bu adam lokantaya erişte yemeye götürmedi beni. Aç karnına yatmamın suçlusu da yine bu adam. Durmadan onun öz oğlu olmadığımı söyleyen de yine bu adam diyordu. En sonunda horlayan Husangwan'a bakarak ben senin öz oğlun değilsem sen de benim öz babam değilsin dedi. 22. Bölüm Ertesi gün sabahı mısır unu lepasını yedikten sonra dışarı çıktı ile. O sırada annesiyle babası hala yatak odasındaydı. Erle ve Sanne ise kapının eşiğinde oturuyorlardı. İle üzerlerinden atlayarak dışarı çıktı. Erle uzun süre onun ardından bakmasına rağmen Yile bir kere bile başını çevirip bakmadı onlara. Yile nereye gidiyorsun diye seslendi Erle. Babamı bulmaya dedi Yile. Bu sözün üzerine ardına dönüp evin içinde gezdirdi gözlerini Erle. Usangwa'nın dilini çıkarmış kasenin dibini yaladığını gördü. Çok garibine gitti bu. Ardından kıkır kıkır kıkırdamaya başladı. Sonra Sanne'ye dönerek babamız evde olmasına rağmen Yile hala onu arıyor dedi. Erle'nin bu sözü üzerine Sanne de onunla birlikte kıkırdamaya başladı. Yile babamı görmemiş galiba dedi Sanne. O sabah Hyeong'un evine doğru yürüdü ile Öz babasını bulmaya gidiyordu. Öz babası olan hi ana bir daha Husang'un evine dönmeyeceğini söyleyecekti. Hatta Husang onu her gün zafer lokantasına erişte götürse bile bir daha dönmeyecekti oraya. Hyeong'un evine yerleştikten sonra iki erkek kardeşi olmayacaktı artık. Bundan sonra iki kız kardeşi vardı. Birinin adı hi Ying, diğerinin ise Hyeo Ung'tu. Kendi adı da ile değil, He ileydi artık. Uzun lafın kısası bundan böyle ne zaman Hei görse baba 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 diye seslenecekti artık ona. Yine Hiyang'un evinin önüne vardığında tam da Musangwan'ın evinden ayrılırken gibiydi her şey. Erli ve Sanle yerine Hiyang ve Hiyang kapının eşiğinde oturmuşlardı. Yilenin geldiğini gören iki kız arkalarına dönüp evin içine baktılar. Ağabeyiniz geldi dedi kızlara ile. Bunu duyan kızlar önlerine dönüp bu kez de ona baktılar. Hyeong'un evde olduğunu gören Yile durduğu yerden seslendi ona. Baba ben geldim. Odadan fırlayan Hyeong parmağını Yile'ye doğru uzatıp kimsenin baban oluyor dedi. Sonra elini tersiyle kovdu Yile'yi. Defol git buradan. Yile hareket etmeden önce dikilirken baba dedi. Bugün buraya gelmemin nedeni geçen seferkinden farklı. Geçen sefer annem zorlamıştı beni. Gelmek istememiştim. Ama şimdi kendi isteğimle geldim. Annemin haberi yok. Usangwan da bilmiyor buraya geldiğimi. Baba bugün buraya bir daha geri dönmemek üzere geldim. Baba artık senin yanında yaşamak istiyorum. Kim senin baban oluyor diye yineledi Hiyaong. Ba benim babam sensin dedi Le. Amma osurdun şimdi dedi Hiyaong. Senin baban Husangwan. Husangwan öz babam değil ki. Öz babam sensin benim. Bana bir daha baba dersen kıçına tekmeyi, başına yumruğu yersin dedi Hiyaong. Başını iki yana sallayıp yapam yapmazsın dedi Yile. Hiyaong'un komşuları kapı önünde toplanmışlardı bile. Birkaçı öne çıkıp uyardılar onu. Hiyaong, çocuk senin oğlun olsa da olmasa da ona böyle davranmamalısın. Ben onun oğluyum dedi Le komşulara. Hyeong'un karısı dışarı çıkıp parmağıyla hileyi göstererek komşulara doğru seslenmeye başladı. Yine o huyulan karısının işi bu. Çocuğu buraya o orospu göndermiştir. Bir bakmışsın orada, bir bakmışsın burada. Birileriyle sürtüp duruyor o orospu. Sonra da piç kurularını salıyor üzerimize. Onları başkalarının doyurup başkalarının gidilmesini bekliyor. Bu sene kimin ocağı iki gün yüzü gördü ki? Birkaç gündür ailece bir lokma girmedi kanımıza. Bir aydır hepimiz açız. Karnımız kıçımıza yapıştı resmen. Yine Hiyang'un karısının konuşması bitene kadar bekledikten sonra babasına döndü. Ve... ''Baba, sen benim öz babamsın. Beni Zafer Lokantası'na erişte yemeğe götürsene.'' dedi. Dediğini duydunuz mu? diye komşulara doğru bağırmaya başladı Hyong'un karısı. Erişte yemek istiyormuş. Biz iki aydır kepek ve yabani sebze dışında bir şey yemek bir şey, bir şey koymadık ağzımıza. Bu ise daha gelir gelmez Erişte yemek istiyor. Hem de zafer lokantasında. Baba, şimdi paran olmadığını biliyorum, biliyorum dediyle. Ama hastaneye gidip kan satabilirsin. Kanını sattın mı? Paran da olur. Kan sattıktan sonra beni erişte yemeğe götürebilirsin. Aman tanrım diye bağırdı Hyong'un karısı. Bir de Hyong'un hastaneye gidip kanını satmasını istiyor. Benim Hyong'umun canını istiyor bu. Öldürmek istiyor onu. Hyong, şunu def, def etsene başımızdan. Hyong oğlanın yanına gidip siktir git hadi dedi. Dedi. Yile yerinden bile kıpırdamadan ''Baba gitmeyeceğim.'' dedi. Yeong onu yakasından tutup havaya kaldırdı. Birkaç adım ilerledikten sonra daha fazla öte, öyle tutamayacağından yere bıraktı. Ardından da sürüklemeye başladı. İki eliyle kendi yakasına yapışan Yile ağzı kocaman açılmış bir halde nefes nefese kalmıştı. Yeong onu sokağın başına sürükledikten sonra durdu. Yile'yi duvara itip parmağını çocuğun burnuna doğru uzatarak onu uyardı. ''Bir daha buraya gelirsen öldürürüm seni.'' Bunu söyledikten sonra ardına dönüp yürümeye başladı Yong. Duvara yapışmış gibi duran Yile adamın eve dönüşünü izledi. Sonra duvardan ayrılıp caddeye geçti. Bir süre kaldırımda dikilip sağına soluna bakındıktan sonra başını önüne eğip batıya doğru yürüdü. Husangon'a tanıyan birkaç kişi başını önüne eğmiş bir halde batıya doğru yürüyen 11-12 yaşında bir erkek çocuğu gördüler. Çocuk durmaksızın ağlıyordu. Gözyaşları arada bir ayakkabısının üzerine damlıyordu. Acaba kimin oğluydu bu diye düşündü insanlar. Kalbi nasıl kırılmış ki böyle ağlıyor. Çocuğu biraz da yakından bakınca onu Usangua'nın oğlu Yile olduğunu fark ettiler. İlk konuşan Demirci Fenk oldu. Yile, Yile neden ağlıyorsun? Usangua'nın öz babam değil benim dedi Yile. Hiyeong da öz babam değil. Babam olmadığı için ağlıyorum. Yile neden batıya doğru gidiyorsun diye sordu Demirci Feng. Sizin ev doğuda değil miydi? Eve dönmeyeceğim dedi Yile. Hadi evine dön çabuk dedi Demirci Feng. Demirci Feng bana bir kase erişte alsana dedi Yile. Senin erişteni yersem öz babam sen olursun benim. Yile ne saçmalıyorsun dedi Demirci Feng. Sana on kase erişte alsam da öz baban olamam ki. Öteki insanlar da bu yilesi değil misin sen? Neden ağlıyorsun bakayım? Neden bir başına batıya doğru gidiyorsun? Sizin evde o da. Hadi evine dön çabuk diyordu. Eve dönmeyeceğim dedi yine. Bu görünce eve dönmeyeceğim söylersiniz ona. Eve dönmüyorsan nereye gidiyorsun? Nereye gideceğimi bilmiyorum. Sadece eve dönmek istemiyorum dedi yine. Sonra da içinizden kim bana erişte alırsa onun öz oğlu olurum. Kim bana erişte alacak diye sordu. Bunun üzerine hemen Husanguan'ı bulup durum açıklamaya gittiler. Usanguan senin ile hıçkıra hıçkıra ağlayarak batıya doğru gidiyordu. Usanguan çocuk senin onun babası olmanı istemiyor artık. Usanguan senin ile kimi görse erişte istiyor ondan. Usanguan senin ile kim ona bir erişte bir kase erişte alırsa ona öz baba diyeceğini söylüyor. Usanguan senin ile nereye gitse kendisine bir öz baba arıyor. Dilenci gibi. Sense koltuğa uzanıp ayaklarını taburaya uzatmış her şeyden bir haber oturuyorsun burada. Git de getir çocuğu hemen. Usanguan koltuğundan kalkıp tüm bunlara yanıt verdi. Bu küçük belet giderek aptallaşıyor. Öz babasını istiyorsa gitsin Hyeong'u bulsun. Niye başkalarını arıyor? Öz babasını bulmak için Hyeong'un evine gideceğine batıya gidiyor. Böyle giderse öz babasının evinden iyice uzaklaşacak. Bunları söyledikten sonra yine koltuğuna gömüldü Husanguan. Nasıl böyle oturursun dediler. Git de çocuğu eve getiremem. Öz babasını bulmak istiyorsa ona nasıl engel olabilirim ki dedi Husanguan. Usanguan'a dediklerine hak veren adamlar başka bir şey söylemeden teker teker ayrıldılar yanından. Sonra başkaları da geldi. Usanguan biliyor musun dediler. Senin ile bu sabah Hiyong'un evine gitti öz babasını görmek için. Zavallı çocuk. Hiyong'un karısı küfretti ona. Senin karına da küfretti. Neler söyledi neler. Ağzına geleni söyledi. Zavallı ile küfürleri yedikten sonra başını alıp yollara vurdu kendisini. Hiyong'un karısı bana küfretti mi peki diye sordu Usanguan. Sana etmedi dediler. O zaman beni ilgilendirmez dedi Usanguan. Öyle olmuştu. Ama Yile hala eve geri dönmemişti. Telaşlanan Huyulan, Yile'yi görenlerin hepsi onun batıya doğru gittiğini söylediler. Başka bir yere gittiğini gören olmamış. Böyle batıya doğru devam ederse yolu nereye varır acaba? Şehrin dışına çıktıysa yolunu da kaybeder. Daha bir yaşında bir çocuk o. Husanguan, git de getir çocuğu. Gitmiyorum dedi Husanguan. Yile denen o piç kurusunu doyurdum, giydirdim. Okuttum. Ben ona bu kadar iyi davranırken arkamdan iş çevirip öz babasını arıyor bir de. Hyong denen o piç kurusu sövmüş dövmüş, yakasından tutup sokakta sürüklemiş onu. Ama hala öz babamı bulacağım diye diretiyor. Ama artık anladım. Kendi etin, kendi kanından olmadığı sürece nasıl yetiştirirsen yetiştir, öz çocuğun gibi olmuyormuş. Bunun üzerine huyulan, kendi gitti oğlunu bulmaya. Sen Yile'nin öz babası olmayabilirsin ama ben onun öz annesiyim. Ben gider bulurum onu diyerek çıktı evden. Tüm günü sokaklarda geçirdi huyulan. Gün batımında ancak dönebildi eve. İçeri girer girmez kocasına İle döndü mü diye sordu. Dönmedi dedi Hulusi Hanguan. Gittiğinden beri burada oturuyorum. Gözümde hep kapıda. Erle ve Sanne'nin girip çıktığını gördüm. Ama İle dönmedi daha. Bunun üzerine ağlamaya başladı huyulan. Tüm gün batıya doğru yürüdüm. Kimi görsem sordum. İle'yi giderken görmüş hepsi. Şehrin dışına da çıktım. Herkese sordum. Ama bir daha gören olmamış onu. Şehirden biraz uzaklaşınca ortalıkta kimseyi göremedim. Soracak birileri de olmayınca nereye gideceğimi bilemedim. Kuyulan bunları söyledikten sonra evden çıkıp yine oğlunu aramaya koyuldu. O gittikten sonra yerinde duramayan Usanguan da dışarı çıkıp kapının önünde dikilmeye başladı. Havanın karardığını görünce Yilen'in o saate kadar eve dönmemesini başına bir şey gelmiş olabileceğine yordu. Bunu düşününce o da telaşa kapıldı birden. Hava iyice kararınca Erle ve Sanne'ye seslendi. Evde bekleyin siz. Kimse dışarı çıkmasın. Yile gelirsen annenizle benim onu aramaya çıktığımı söylersiniz ona. Husanguan kapıyı kapatıp evden çıktı. Batıya doğru yürümeye başladı. Daha birkaç adım atmıştı ki birinin ağladığını duydu. Eğilip bakınca ağlayanın Yile olduğunu gördü. Yile komşunun giriş kapısının önündeki merdivenlerde oturmuş ağlıyordu. Husangvan'ı görünce titreyerek baktı ona. Yile diye seslendi Husangvan telaşla. Yile sen misin? Ağlayan çocuğun yile olduğundan emin olduktan sonra küfrü bastı Husanguan. Hay anasını satayım. Anneni öldürecektin korkudan. Az kaldı beni de öldürecektin. Ama iyisin ya. Komşunun kapısının önünde oturuyormuşsun meğer. Baba dediğiyle. Açım. Öyle açım ki konuşacak halim bile yok. Hepsi senin suçun dedi Husanguan. Açlıktan ölsem bile hepsi senin suçun. Kim sana evden kaçmanı söyledi ki? Bir de geri dönmeyeceğini falan söylemişsin. Yile gözyaşlarını silmeye başladı. Bir yandan gözyaşlarını siliyor, bir yandan da konuşuyordu. Aslında eve geri, dönme, geri dönmeyi düşünmüyordum. Sen beni öz oğlun olarak görmeyince, Hiyang'ın yanına gittim. O da beni öz oğlu olarak kabul etmedi. Eve dönmeyecektim. Niye döndün o zaman diye araya girdi Husanguan Gidebilirsin şimdi. Geç kalmış sayılmazsın. Hatta sonsuza kadar dönmesen de olur. Sevinirim bile. Bunu duyan Yile daha çok ağlamaya başladı. Baba açım, uykum var. Yemek yemek istiyorum, uyumak istiyorum. Özen öz, öz oğlun olarak görmesen de beni Hyong'tan daha çok sevdiğini bildiğinden geri döndüme eve. ile bir eliyle duvara tutunup ayağa kalktı. Tutunmaya devam ederek batıya doğru yürümeye başladı. Dur diye bağırdı Usangwan. Seni küçük piç, hala gitmek mi istiyorsun yoksa? İle durdu hemen. Omuzları düştü. Başı önüne başına eğdi. Titreye titreye ağlamaya başladı. <laughs> Usangwan yanına gidip önünde çömeldi. Sırtma sırtıma bin hadi. İleyi sırtına aldıktan sonra doğuya doğru yürümeye koyuldu Husanguan. Önce kendi evinin önünden geçti. Sonra yan sokağa saptı. Orayı da geçip caddeye çıktı. Sonra da şehrin ortasından geçen nehir boyunca yürümeye başladı. Yürürken bir yandan da durmadan azarlıyordu hileyi. Seni küçük belet, seni küçük piç kurusu, seni küçük pislik. Bir gün sinirden öldüreceksin beni. Hay anasını satayım. Evden kaçmak istiyorsan kaç git. Ne diye gördüğün herkes evden kaçtığını söylüyorsun ki? Bütün şehir sana kötü davrandığımı sanıyor şimdi. Her gün seni döven, durmadan küfreden bir üvey baba olduğumu düşünüyor hepsi. 11 yıl boyunca sana bakmama rağmen hala üvey baban yerine konuluyorum.'' O piç kurusu Yeong senin için tek kuruş harcamamasına rağmen aksi gibi yine de senin öz baban sayılıyor. Benim başıma gelen talihsizlik kimsenin başına gelmemiştir. Bir sonraki hayatımda ölsem de yine baban olmam, olmam senin. Bir sonraki hayatında sen benim üvey babam olacaksın. Bekle de gör. Sana neler yapacağım bak. Ölsem mi kalsam mı bilemeyeceksin. Yine zafer lokantasının parlak ışıklarını görünce çekinerek sordu. Baba beni erişte yemeğe mi götürüyorsun? Sövüp sayması biten Husanguan nazik bir tavırla yanıt verdi. Evet. 23. Bölüm İki yıl sonra günlerden bir gün sokakta yürürken Şangay'dan gelen bir kamyon çarptı, çarptı Hiyong'a. Kamyon onu öyle bir sürükledi ki Hiyong önce bir komşusunun kapalı olan kapısına çarptı. Sonra da kırılan kapıdan içeri sürüklenip evin zemininde yatar buldu kendini. Hiyong'a kamyon çarptığı haberini duyunca bütün gün bayram etti Usanguan. Bir yaz gün akşamı üzerinde kolsuz bir tişört ve kısa pantolonla komşularının evine girip çıkan Usanguan gördüğü herkese şöyle diyordu. Kötülük eden kötülük, iyilik eden iyilik bulur. Kötülük yapıp da yaptığını kabul etmezsen insanlar inanabilir sana. Ama gökteki babamızın gözleri her şeyi bütün açıklığıyla görür. Gökteki babamız cezalandırır seni. Bırak araba çarpmasını, bir gün saçak altında yürürken başına kiremit bile düşebilir. Köprüden geçerken köprünün yıkılmasıyla nehre çakılabilirsin. Gelin bir de bana bakın hele. Güçlü kuvvetliyim. Yüzümün rengi yerinde. Fakirlik içinde zor günler geçirmeme rağmen sağlığım yerinde. Sağlık sermayemizdir. Gökteki babamızın ödülü bana.'' Usangvan bunları söylerken bir yandan da kolları ve bacaklarını sıkıp kaslarını gösteriyordu komşularına. Hazır sırası gelmişken evet 13 yıl boyunca boynuzlandım ama Yile'ye bakın hele onunla ben çok yakınız. Hatta Erle ve Sanne ile bile bu kadar yakın değilim. Yiyecek güzel bir şey varsa önce bana soruyor baba. Baba ister misin diye. Erle ve Sanne veletleri şimdiye kadar böyle bir soru sormadılar bile. Yile neden bana iyi davranıyor biliyor musunuz? Bu da Gökteki Babamızın bana verdiği bir ödül. Bu sonunda şöyle bağladı sözünü. İşte bu yüzden insan elinden gelenin en iyisini yapmadı. Kötülükten uzak durmadı. Kötülük edip de kendini düzeltemezsen sonun Hiong gibi olur. Gökteki babamız cezanı verir hemen. Gökteki babamızın merhameti yoktur birini cezalandırırken. Tutak, tutar öldürür de adamı. Hiong'a bakın isterseniz. Öleceğini mi yoksa kalacağını mı bile bilmeden öylece yatıyor hastanede. Benim gibi sık sık iyilik edenleri ise arada sırada hatırlayıp ödüllendirir Gökteki Babamız. Sözene hacet. Kanımı satma mı ele alalım mesela. Kan sattığımı hepiniz biliyorsunuz. Şehirliler kan satmanın utanılacak bir şey olduğunu söylüyor. Ama benim dedemin köyünde kanını satan adamın kanını satmayandan daha sağlıklı olduğunu söylerler. Bakın bana kanımı satınca vücudum, vücudum mu zayıf düştü? Hayır düşmedi. Peki neden? Gökteki Babamızın ödülü bu bana. Her gün kan satsam bile ölmem ben. Vücudumdaki kan hazır para kaynağım benim. Tıpkı bir ağaca benzer. ''Salladım mı meyveleri düşer üzerime. Gökteki babamız bahşetti bunu bana.'' Huyulan, Heyong'a kamyon çarptığını duyunca Hussanguan gibi sevinmedi. Sanki hiçbir şey olmamış gibi ne yapıyorsa onu yapmaya devam etti. ''Börek mi kızartılacak?'' ''Börek kızarttı.'' ''Eve dönüp yemek mi yapılacak?'' ''Eve dönüp yemek yaptı.'' ''Hussanguan'ın, Yile'nin, Erle'nin ve sannenin çamaşırları mı yıkanacak?'' ''Ahşap leğeni alıp nehir kenarına gitti.'' Hyeong'un başına gelen talihsiz olayı duyduğu zaman sadece gözlerini ardına, ağzını da daha da yarısına kadar açıp şaşırdı o kadar. Yüzünde bir tebessüm bile belirmedi. Onun bu halinden hoşnutsuz olan Usangwana, "Hyeong kamyon çarptıysa bize ne? Ona her kamyon çarptığında evimize bir kese altın düşse en azından sevinmemizin bir mantığı olur. Ama evdeki hiçbir şeyin çoğaldığı yok. Bu kadar sevinecek ne var o zaman?" diye sordu. Usangwan'ın kolsuz tişörtü ve yüzünde gülücüklerle ağzından düşürmediği kötülük eden kötülük iyilik eden iyilik bulur laflarıyla komşuların evlerine girip çıkmasından hoşnut değildi huyulan. Onun hakkında konuşacaksan hiç durma git de söyle hemen ama böyle devam etme ne olur. Dün de aynı şeyi söyledin bugün de söylüyorsun muhtemelen yarın da söyleyeceksin. Tamam Hyang kötü biri ama ne kadar kötü olsa da şimdi hastanede yarı ölü halde yatıyor. Böyle konuşmaya devam edersen gökteki babamız seni de, cez seni de cezalandırır bak. Uyulanın bu sözü adeta Usangwa'nın başından aşağı kaynar sular döküldü. Başkasının başına gelen felakete böyle sevinirsem gökteki babamız mutlaka beni de cezalandırır diye düşündü. Kendisine çeki düzen verdi ve o günden sonra komşuların evlerine girip çıkmayı bıraktı. Hiyong hastanede yedi gün yattı. İlk üç gün bilinci kapalıydı. Dördüncü gün gözlerini açtı. Kısa bir süre etrafına bakındıktan sonra gözlerini kapadı. Son üç günü komada geçirdi. Kazada sağ bacağıyla sol kolu kırılmıştı. Doktor kemik kırılmasının o kadar da büyük bir sorun olmadığını söyledi. Asıl sorun iç kanamanın hemen durdurulamamasıydı. Tansiyona bir inip, bir çıkıyordu bu yüzden. Sabahları yapılan kan naklinden sonra tansiyonu normal değerine yükseliyor ama akşama kadar kaybettiği kanın etkisiyle tansiyonu en düşük değere kadar iniyordu. Hiyong'un arkadaşları kendi aralarında konuşup duruyorlardı. Hiyong'un tansiyonu her gün merdiven gibi inip çıkıyor. Sabahları yukarıya, akşamları aşağıya. 3-4 günü çıkarır ama her gün böyle devam ederse korkarım ki bir daha yukarı çıkamayacak. Hyeong'un karısına da açıkladılar bu durumu. Doktorların da bir şey yapabileceğini sanmıyoruz. Her sabah Hyeong'un yatağının önünde 1-2 saat dikilip onu, onu bunu tartışıyorlar. Tartışmalar bittikten sonra Hyeong burnuna bağlı bir oksijen tüpü ve koluna bağlı bir kan nakil poşetiyle hala yatakta uzanıyor oluyor. Aynı ilacı bir haftadır kullanıyorlar. Ne ilacın bir etkisini ne de doktorların ona yeni bir ilaç verdiklerini gördük. En sonunda da şöyle bir teklifte bulundular. En iyisi şehrin batısındaki Doktor Chen'i Cheni bulsan. Doktor Chen eski Çin tıp uzmanı, kahin ve falcıydı. Heyong'un karısını karşısına aldı ve neler yapması gerektiğini anlattı. Size bir reçete yazdım. Kullandığım ilaçlar çok değerli ama siz vücudu ama sadece vücudu tedavi edebilirler. Yani ruhunu vücudunu tedavi edemezler. Onu, onun ruhu uçmak istiyor. Uçmak isteyen bir ruhu hiçbir ilaç yerinde tutamaz. Ruhu uçmak isterse önce bacadan çıkar. Yapman gereken eve gidip oğlunu bacanın üstüne oturtmak. Sonra da batıdaki cennete doğru baba gitme, baba geri dön diye seslensin yüksek sesle. Başka da bir şey söylemesin. Sadece bu iki cümleyi söylemeli. Bunun üst üste yarım saat kadar söylesin. Hyangun ruhu oğlunun ona seslendiğini duyunca çoktan uçup gitmiş bile olsa hemen geri dönecektir. Eğer henüz uçup gitmediyse bir daha asla uçmaz zaten. Yerde kalır. Ama kocaman oğlu yok ki. Sadece iki kızı var dedi Hyong'un karısı. Kızlar sayılmaz. Ele aittir kız çocuğu. Evlenir evlenmez artık köprünün altından akan sudur o. Kızlarından birisini bacanın üstüne oturtup babası çıktığı kadar bağırsan da, kızın sesi ne kadar uzağa gitse de babasının ruhu du duymaz onu. dedi Doktor Chen. Hyong'un oğlu yok. ''Ona oğul vermedim ben. Sadece iki kız doğurabildim. Önceki hayatımda nasıl bir günah işlediysem artık, belki de Hiyong işlemiştir o günahı. Bilema bilemedim şimdi. Oğlumuz yok bizim. Oğlu olmadan da kurtaramaz mıyız ki onu?'' Hiyong'un arkadaşları müdahale etti. ''Hiyong'un oğlu olmadığını kim söylüyor? Husanguanların yile kimin oğlu?'' Hiyong'un karısı Husanguanların evinin yolunu tuttu sonunda. Bu sıska kadın huyulanı görür görmez ağlamaya başladı.'' <laughs> Önce kapının ağzında dikilip elindeki mendili, mendili ağlamaktan kızarmış gözlerini sildi. Sonra kapının eşine oturup hüngür hüngür ağlamaya koyuldu. O sırada evde tek başınaydı huyulan. Hyong'un karısını kapının önünde görünce acaba niye buraya geldi şimdi bu kadın diye geçirdi aklından. Aradan biraz, biraz süre geçtikten sonra o sıska kadın kapının eşine oturup ağlamaya başlayınca artık seslenmek zorunda kaldı. Kimin karısı bu acaba? Kim bu utanmaz arlanmaz kadın ki oturup kendi evinde ağlayacağına başkasının kapı eşiğine oturup ağlıyor. Sadece ağlasa neyse. Mat kedisi gibi cırlıyor bir de. Bu sözleri duyunca ağlamayı kesti Hyong'un karısı. Ah acılı yazgın benim. Evimin erkeği Hyong'u yanıma hem de kimselere bulaşmadan kimseye sataşmadan sokakta yürürken kamyon çarptı. Tam yedi gündür hastanede koma halinde yatıyor. Hastanedeki doktorlar onu kurtarmak için bir şey yapamıyor. Dediler ki şehrin batısında Chen diye bir doktor varmış. Bir o kurtarabilirmiş onu. Doktor Chen de diyor ki sadece yile kurtarabilir onu. Bu yüzden yalvarmaya geldim sana. Huyulan onun kaldığı yerden devam etti konuşmasına. Ah ne iyi yazgın varmış benim. Benim erkeğim Husangwan hayatında bir kere bile düşmedi hastaneye. Kırk yaşında bir adam. Bir kere bile bilmedi hastane yatağında yatmanın tadını. Gücü kuvveti yerinde. 50 kiloluk pirinci bana mısın demeden taşır. Ba bakliyat dükkanı buradan bir kilometre uzaklıkta. Yolda dinlenmek için durmaz bile. Hiyang'ın karısı üngür üngür ağlamaya başladı yine. Bir yandan ağlıyor, bir yandan da konuşuyordu. Ah ne acılı yazgım varmış benim. Hiyang hastanede ölüm döşeğinde yatıyor. Doktorlar kurtaramayacak onu. Şehrin batısındaki doktor çen bile kurtaramaz. Sadece Yile kurtarabilir. Yile'nin bizim evin çatısına çıkıp babanın... Babaca'nın üzerine oturarak babasının ruhuna yüksek sesle seslenmesi gerek. Ancak bunu yaparsa kurtarabilir onu. Ama yapamazsa ölecek iyang. Ben de dul kalacağım. huyulan karşılık verdi. Ah ne güzel yazgım varmış benim. Usanguana ne kadar uzun yaşayacağını söyleyip duruyor herkes. Diyorlar ki tam cennetlik adammış. Usanguan Avucundaki yaşam çizgisi hem uzun hem de kalın. 80-90 yıl yaşar diyorlar. Cehennemin efendisi ama onu yanına ne kadar çağırsa da başaramayacak bunu. Ben de uzun bir ömür süreceğim ama onunki kadar uzun olmayacak. Bu sangvandan önce öleceğim ben. O da beni ebediyete uğurlayacak. Bir kadının en korktuğu şey nedir? Dul kalmak tabii ki. Dul kaldıktan sonra nasıl yaşanır? Evdeki paranın azalmasından bahsetmeyeceğim bile. Ama çocuklar babasız kalınca onlara sataşan da çoğalır. Bir de fırtınada çıkan, çakan şimşekten korkunca başını yaslayacak bir omzun olması olmaması var. Hyeong'un karısının hıçkırıkları giderek artıyordu. Ah acılı yazgın benim. Biraz merhamet göstermen için yalvarırım sana. İzin ver de Hile kocamın ruhunu geri çağırsın. Hile'nin hatırı için yalvarırım sana. Hem nasıl söylesem Hyeong üstelik Hile'nin babası. Kuyulan kahkahalarla gülmeye başladı. Bunu daha önce söylemiş olsaydın Hile'yi çoktan seninle birlikte göndermiştim bile. ''Hiyong'un Yile'nin babası olduğunu söylemek için çok geç kaldım. Usangwan da hayatta kabul etmez artık bunu. Hatırlar mısın? Sizin eve gelmiştim ben. Hani, sen küfretmiştin. Hiyong da dövmüştü beni. O zamanlar havanız pek bir diğerindeydi. Böyle bir günün gelebileceğini düşünmediniz tabii. Usangwan doğru söylemiş. Kötülük edip kötülük buldunuz siz. Bizse iyilik edip iyilik bulduk. Baksana, halim, baksana halimize. Günden güne daha iyiye gidiyoruz. Üstümüzdeki kazağa bak. İnce yünden. Daha bir ay bile olmadı öreli.'' Evet, kötülük edip kötülük bulduk biz. Başta Yileyi istemememizin nedeni kenara biraz para koymak içindi. Hata ettik. Hiyang bir hata işledi. Ben de ceremesini az çekmedim onunla birlikte. Şimdi bunları söylemenin anlamı yok. Yalvarırım, acı bana. Yileği gönder de kurtarsın Hiyang'u. Ben de nefret ediyorum ondan. Ama nasıl desem, kocam sonuçta. Ağlamaktan gözlerim şişti. Hatta acıyor. Hiyang ölürse sonra ne yaparım ben? Sonra ne mi yapacaksın? Dur kalacaksın işte, dedi Huyulan. ''Bugün Hiaong'un karısı geldi. Ağlamaktan gözleri davul gibi şişmiş.'' diye anlattı kocasına huyulan. ''Ne diye gelmiş?'' diye sordu Husanguan. Ne? ''Kadın zaten sıska bir şeydi. Hiaong'un başına gelenlerden sonra daha da zayıflamış. Öyle bambu direği gibi duruyor. Üzerine kurutmak için çamaşır assan geridir.'' ''Ne diye gelmiş?'' diye yeniledi sorusunu Husanguan. Saçını kaç gündür taramamış. Gömleğinin iki düğmesi eksikti. Ayakkabılarından biri temizdi. Diğerinin her şeyi her yeri çamur içinde. Kim bilir hangi çukura girdi gelirken. ''Sana bir soru sordum. Buraya ne diye gelmiş?'' dedi Husanguan. ''Şöyle'' de diye söze girdi huyulan. ''Hiyong hastanede ölüm döşeğinde yatıyormuş. Doktorların elinden bir şey gelmiyormuş. O da şehrin batısındaki Doktor Chen'i görmeye gitmiş. Ama Doktor Chen de kurtaramazmış Hiyong'u.'' Doktor Chan sadece Yilen'in onu kurtarabileceğini söylemiş. Bunların, bunların çatıya çıkıp bacaya oturarak ruhunu mu ne çağıracakmış? Hiyang'un ruhunu geri getirecekmiş yani. İşte bu yüzden Yile'yi görmeye gelmiş. Kendini niye çağırmıyormuş çatıya? Bacaya oturup çağırsın, çağırsın kocasının ruhunu. İki kızı var diye yap, yapmıyormuş diye sordu Husanguan. İki kızı var. Onlar niye yapmıyormuş diye sordu Husanguan. O iş şöyle dedi Husanguan kendi çağırırsa Heyong'un ruhu duymazmış ona seslenildiğini. Kızları çağırırsa da duymazmış. Öz oğlu seslenmeliymiş ruhuna. Ancak o zaman duyarmış. Doktor Chen öyle demiş. İşte bu yüzden gelmiş gileyi istemeye. gileyi görmeye. Rüyasında görür dedi Usanguan. Dokuz yıl boşu boşuna baktım oğlanı Hiyong'a geri vermek istediğinde kabul etmemişlerdi. Dört yıl daha baktıktan sonra şimdi geri mi istiyorlar? Hayatta vermem. Hyong ölmeyi hak etti bir kere. Bu dünyada kimseye bir faydası yok ''Faydası da yok artık. Bırak ölsün.'' ''Hay anasını satayım. Bir de Yile'den onun ruhunu çağırmasını istiyorlar. Geri gelsen ne olacak? Bildiğim piç kurusu olacak yine.'' Hiyong'un karısına gerçekten acıdım ama. Bir kadının başına gelebilecek en kötü şey geldi başına. Evinin erkeği ölünce nasıl yaşasın kadın? ''Ya senin başına gelseydi böyle bir şey? Peki ben ne yapardım o zaman?'' diye araya girdi huyular. ''Amma saçmaladın şimdi Husang, dedi Husanguan. Benim sağlığım iyi. Gücüm kuvvetim yerinde. Vücudum kasla kaplı.'' Yolda yürürken kaslarım yerinden zıp zıp zıplıyor. Bunu kastetmedim ki. Demek istediğim kendini başkasının yerine koyman. Düşünmesi bile üzüyor insanı. Hiyong'un karısı kapımıza kadar gelmiş ağlıyor. Merhamet dileniyor. Eğer yardım etmezsek içim rahat etmez. Eskiden bize nasıl davrandılarsa davrandılar. Şimdi bunu düşünmenin zamanı değil. Nasıl desem adamın hayatı bizim elimizde işte. Birini öyle kolay kolay mezara sokamazsın dedi hu huyulan. İşte tam da bunu yapmalıyız. Mezara sokmalıyız onu. Toplumdan bir pisliği temizlem temizlemek denir buna. O kamyonun şoförü gerçekten de büyük bir iş becerdi. dedi Husangwan. Sen her zaman demez misin, iyilik eden iyilik bulur diye. İyilik edersen insanlar gözlerinin içine bakar senin. Yile yileyi Hiangun ruhuna çağırması için gönderirsen, herkes senin ne kadar iyi bir adam olduğunu söyleyecek. Hiangun yaptıklarından sonra bile yine de onun hayatını Husangwan kurtardı diyecekler. Benim benim ne kadar aptal olduğumu söyleyecekler. Salak diyecekler. Gerizekalı diyecekler. Anasını sattığımın boynuzlusu diyecekler. Boynuzlanmada ustalaştığımı, bu, işe, bu işi giderek daha da iyi, daha hoş, daha tatlı yaptığımı söyleyecekler, dedi Husan Guan. Ne dersen de, Hyang, Yilen'in öz babası sonuçta, dedi Huyulan. Husan Guan elini kaldırdı. Hyang'un Yilen'in öz babası olduğunu bir daha söylersen ağzını kırarım senin, dedi. Yilen'in nesiyim ben? 13 yıl, 13 yıl ne acılara göğüs gerip büyüttüm onu. Söylesene, nesi oluyorum Yilen'in? Sonra da sana söylüyorum bak. Eğer Yile'yi o piç kurusunun ruhunu çağırmaya göndermek istiyorsan önce benim ölümü çiğnemelisin. Ben yaşadığım sürece geri dönmeyecek o piç. O piçin ruhu. Diye ekledi. Husanguan Yile'yi yanına çağırdı. Ve ona Yile 13 yaşındasın artık. Ben senin kadarken babam çoktan ölmüş. Annem de adamın biriyle kaçmıştı. Şehirde bir başıma yaşayamayacağımdan bir günlük yol tepip köye dedemin yanına gittim. Aslında yol o kadar da uzak değildi. Yarım gün yeterdi yürümeye. Yolun yarısında yolumu kaybetmiştim. Eğer tesadüf eseri dördüncü amcamla karşılaşmasaydım kim bilir nerede bulurdum kendimi. Dördüncü amcam tanımadı beni ama işte hava kararıyordu. Ben de tek başına küçük bir çocuktum. Nereye gittiğimi sordu. Babam öldü dedim. Annem de başka bir adamla kaçtı. Dedemin yanına gidiyorum. İşte o an kardeşinin oğlu olduğumu anlayan dördüncü amcam yere çömeldi. Saçımı okşayıp ağlamaya başladı. O sırada artık yürüyecek halim bile kalmadığından amcam sırtını aldı beni. İle dördüncü amcana neden o kadar çok değer verdiğimi şimdi anlıyor musun? Çünkü o akşam beni sırtına alıp dedemin evine kadar taşıdı dördüncü amcam. İnsan olmak bizden ister. Dördüncü amcam öleli yıllar oldu. Onu düşündükçe ağlayasım geliyor. İnsan olmak vicdan ister. 13, 13 yıl baktım sana. Bu 13 yıl boyunca seni dövdüğüm de oldu, sana sövdüğüm de oldu. Ama kalbine işlemesin bunlar. Hepsini senin iyiliğin için yaptım. Bu 13 yıl boyunca senin için ne kadar endişelendiğimi söylemeyeceğim bile. Senin öz baban olmadığımı da biliyorsun. Öz baban şimdi hastanede yatıyor. Ölüm döşeğinde. Doktorlar kurtaramıyor onu. Şehrin batısında Chen diye bir doktor var. Şu fal bakan hani. Aynı zamanda Çin tıbbı uzmanı. İşte bu doktor Chen, He sadece senin kurtarabileceğini söylemiş. He ruhu göğsünden havalanıp uçmuş. Doktor Chen, eğer sen evlerinin çatısına çıkıp bacaların üstüne oturur, ve babanın ruhunu geri çağırırsan Hyong'un ancak o zaman kurtarılabileceğini söylemiş. Yine o adam eskiden kötülük etti bize. Yapmadığını bırakmadı. Ama olan olmuş artık. Bunu unutalım şimdi. Hayatı tehlikede ve ona yardım etmemiz gerek. Nasıl desem Hyong da insan sonuçta. Üstelik öz baban senin. Şimdi öz babanın hatırına o çatıya çık da ruhunu geri çağır hemen. Adamın. Yile Hyeong şimdi senin öz oğlun olarak görüyor ama o seni öz oğlu olarak görmese bile hiçbir zaman öz baban olamam ben senin. Yile bugün sana söylediklerimin hepsini iyice yaz aklına. İnsan olmak vicdan ister. Senin için yaptıklarımı ileride bana geri ödemen için söylemiyorum bunu sana. Senden tek istediğim ileride beni görmeye gelmen. Tıpkı benim dördüncü amcama yaptığım gibi. Bu bana yeter de artar bile. Yaşlanıp öleceğim. Seni yetiştirdiğim günleri hatırladığım zaman içinde bir yer acırsa Birkaç damla gözyaşı dökersin. İşte bunlar bile beni çok mutlu etmeye yeter. Yile şimdi annesinin annenin peşinden git hadi. Sözümü dinle. Gidip de Hiyang'un ruhunu geri çağır. Yile, yürüsene. 24. bölüm. O günlerde ise şehirdeki herkes duymuştu Yilen'in Hiyang'ların çatısına çıkıp bacanın üstüne oturarak Hiyang'un ruhunu geri çağıracağını. Tüm şehir Hyeong'un kapısının önüne toplandığı haliyle. Orada öylece ayakta dikilip annesinin yileyi getirmesini, Hyeong'un karısının ikisini karşılayıp bir sürü şey söylemesini, sonra da o sıska kadının oğlanın elinden tutarak onu duvara dayalı bir merdivenin önüne getirmesini izlediler. O sırada Hyeong'un arkadaşlarından biri çatıda bekliyor, başka bir arkadaşı da aşağıda merdiveni tutuyordu. Yile merdivene tırmanınca çatıdaki adam elinden tutarak yukarı çekti onu. Kiremitlerin üzerinde çaprazlama bir şekilde yürüyüp bacanın yanına vardıklarında yilenin bacağının üstüne oturmasına yardım bacanın üstüne oturmasına yardım etti adam. Bacayı oturttuktan sonra iki eli dizlerinin yerine üzerine koydu ile. Ardından da az önce çatıya çıkmasına yardım eden adamın merdivenin yanından gitmesini izledi. Adam iki eliyle kiremitlere tutunduktan sonra iki ayağıyla merdivenin en üst basamağına basıp suya batan biri gibi yilenin görüş alanından çıktı. Yine bacanın üstüne otururken etraftaki diğer çatıların üzerine vuran güneş ışınlarının yarattığı o ıslak parlaklığı izliyordu. Sonra keskin çığlıklar atan bir kırlangıç geldi. Başının üzerinde birkaç tur attıktan sonra ortadan kayboldu. Onun ardından da daha küçük kırlangıçlardan oluşan bir kırlangıç sürüsü geldi. Çıkardıkları sesler de daha, de daha yumuşaktı. Yilen'in oturduğu yerin tam karşısındaki evin saçaklarından geliyordu kırlangıçların sesi. Daha sonra uzakta yükselen dağlara baktı yine. Dağlar o kadar uzaktaydı ki oradan bakınca bulutlar gibi gerçek dışı, gölge gibi grimsi görünüyorlardı. Çatının altında bekleyen herkes başını yukarıya kaldırmış, Yilen'in Hyong'un ruhunu çağırmasını bekliyordu. Başlar yukarıda ve ağızlar kocaman açılmış bir halde uzun süre öylece beklediler. Ama ne bir ses ne de bir çığlık vardı. Sonunda başlarını teker teker eğip boyunlarını normal biçime getirip çatının üzerine üzerinde ne olup bittiği hakkında tartışmaya başladılar. Aşağıdaki sesler bir serçe, serçe sürüsünün cıvıltısı gibi geliyordu Yile'nin kulağına. O sırada Yile'ye seslendi Hyong'un karısı. ''Yile, ağlamaya başla şimdi. Ağlaman gerek. Doktor Chen öyle dedi. Ağlarsan babanın ruhu duyarmış seni.'' İle başını önüne eğip aşağıdaki kalabalığa baktı. Herkesin parmağıyla onu gösterdiğini görünce hemen kaldırdı başını. Çatıda bir tek kendisinin olduğunu fark etti sonra. Etraftaki çatılarda da kimse yoktu. Bütün çatıların üzerine rüzgarda savrulan otlar kaplamıştı. Hiyong'un karısı yine seslendi. ''Yile ağlasana neden ağlamıyorsun? Yile ağla çabuk.'' Yile ağlamıyordu. Aksine Hiyong'un karısı, karısı başladı ağlamaya. ''Neden ağlamıyor bu çocuk? Daha az önce her şeyi açıklamadık mı ona? Neden ağlamıyor?'' Sonra yine seslendi. Yine ağlasan hadi. Yalvarırım ağla hemen. Neden ağlamamı istiyorsun diye sordu ile. Baban hastanede ölmesi yakın. Babanın ruhu göğsünden havalanıp uçtu bile. Uçtukça uzaklaşıyor. Ağla çabuk. Eğer ağlamazsan babanın ruhu daha da uzaklara uçacak. O zaman ona seslendiğini duyamaz. Ağla hadi. Benim babam hastanede yatmıyor. Şimdi ipek fabrikasında çalışıyor. Benim babam ölemez. Şu an el arabasıyla ipek ipek böceği kozası dağıtıyorlar fabrikada. Babamın ruhu göğsünün içinde güzel güzel duruyor. Kim demiş havalanıp uçtu diye? İpek fabrikasında çalışan Husan Guan, senin baban değil. Şimdi hastanede yatan Hyang senin baban dedi Hyang'ın karısı. Saçmalıyorsun dedi yine. Doğruyu söylüyorum. Husan Guan gerçek baban değil. Benim kocam, Hyang senin senin öz baban. Saçmalık dedi tekrar yine. ile. Hyangun karısı ardına dönüp Uyulan'ın yanına gitti ve sana yalvarmaktan başka çarem kalmadı. Annesi sensin. Gidip konuş onunla. Ağlasın. Ağlasın ki Hyangun'un ruhunu geri çağırsın dedi. Uyulan yerinden bile kıpırdamadan yanıtladı onu. Herkes bana bakıyor. Ne söylememi istiyorsun ki? Helalime rezil oldum zaten. İçlerinden hepsi bana gülüyor. Hem ne diyeceğim ki ona? Gitmiyorum yanına. Yong'un karısı kendisini yere atıp uyulanın önünde diz çökerek yalvardı. Önünde diz çöküyorum bak. Senden daha fazla rezil oldum ben. İşlerinden gülüyorlarsa da önce bana gülüyorlar. Önünde diz çöktüm. Yalvarırım sana. Git de konuş oğlumla. Yong'un karısının gözleri dolmuştu konuşurken. Hemen ayağa kalk. Önümde diz çökerek kendini değil beni rezil ediyorsun. Kalk hadi. Gidip konuşacağım onunla dedi uyulan. Huyulan birkaç adım öne doğru yürüdü. Başını kaldırıp çatıdaki Yile'ye seslendi. Yile bu tarafa bak ben sesleniyorum sana. Biraz ağla birkaç kez de bağır da dönsün Hyeong'un ruhu. Ruh dönünce ben de eve götüreceğim seni. Çağır artık. Anne, ne ağlarım ne de çağırırım dediğiyle. Yine. yine hemen ağla. Ardından da ruhu geri çağır. Bir sürü insan toplandı buraya. Yüzüm kalmadı bakacak. Eğer daha fazla gelen olursa insan içine çıkamam artık. Çağır hadi şunu. Ne olursa olsun yine de senin öz baban o dedi huyulan. Anne, Hyeong'un öz babam olduğunu nasıl söylersin? Asıl böyle dersen hiç yüzüm kalmaz. Ah daha önce hayatımda nasıl bir günah işledim ben. Uyulan bağırdıktan sonra ardına dönüp Hyang'ın karısının yanına gitti. Oğlum bile arsız diyor bana. Bütün suç senin Hiyong'un da. Ölecekse bırak ölsün. Umurumda bile değil artık. Artık karışmıyorum benim bu işe. O sırada ipek fabrikasında ipek böceği kozası dağıtmakla meşguldü Husangwan. Yangun iki arkadaşı yanına geldi. Yilenin ne ağlayacağı ne de çağıracağı varmış. Çatıda oturmuş. Yang benim öz babam değil. Benim öz babam Husangua deyip duruyormuş. Uyulan ondan ağlayıp ruhunu çağırmasını istediği zaman arsız demiş kadına. Husanguan iyiyse git bir baksan. Ölüm kalın meselesi meselesi oldu bu artık. Bunu duyan Husanguan el arabasını bırakıp aykırdı. İşte benim oğlum. Sonra da kendisi gitti ve çatıdaki İle'ye seslendi. Aslan oğlum benim. İle gerçekten de çok hayırlı bir evlatsın sen. On üç yıl boyunca boşuna bakmamışım ben sana. Bugün dediğin sözden sonra seve seve bir 13 yıl daha bakarım. Husanguan'ın geldiğini gören İle, Baba çatıda yeteri kadar bekledim. Gel de indir beni. Tek başıma inmeye cesaret edemem. Baba gel de indir beni diye seslendi. اشايع